Genel koordinatörümüz Güntay Şimşek'in bu haftaki konuğu duayen iletişimci Betül Mardin. Halkla ilişkileri Türkiye'de tanıtan Mardin, 2. Dünya Savaşı yıllarında gerçekleştirdiği ilginç yolculuklarını anlatıyor. Merhaba, bu hafta benim için önemli olan, hatta yurt dışı seyahatlerimin ilk başlangıç noktasında bulunan kıymetli bir misafirim var. Betül abla hoş geldin diye. Hoş bulduk. Anneanne Güntay. Diyecektim ama şimdi... Anneanne. Nene, ne istersen. Siz bana 20 yıl önce bunu anneanneyi kullan diye öğütlemiştiniz. Düşün. Ben 91'de mi hatırlıyor musunuz? Beni ilk yurt dışına seyahate götüren sizdiniz. Benim ilk yurt dışı tecrübem sizinle başladı. Ben de merak ediyorum. Sizin ilk yurt dışı seyahatiniz nasıl başladı? Benim ilk? Evet. 10 yaşındaydım zannediyorum. İskenderiye babama gittik. O zaman uçak yoktu. Evet. Atla mı gittiniz? Şeyle, hayır. Trenle gittik. Toros Ekspresi. İstanbul'dan bindik. Tabii Haydarpaşa'dan. Tren hareket etti. Annem, ben, rahmetli ablam, rahmetli kardeşim. 4 kişiyiz. Neyse biz yola çıktık. Ankara'da durdu tren. Amcam geldi. Hariciye'deydi, dışişlerindeydi. Anneme bir şeyler söyledi. Annem çok güldü. Tekrar biz hareket ettik. Anne ne oldu, çok güldük dedik. Bu dedi son trenmiş dedi. Savaş var. Hudutları kapatıyor Türkiye dedi. Nasıl? Biz son tren olarak Toros'ları geçtik. Meydana Ekbes, sınıra geldik. Vedalaştık. Tren İskenderiye'ye kadar gidiyor muydu? Hayır. Halep. Halep'ten oradan devam edeceksiniz. Halep'ten sonra o taksi, otobüs ne varsa. Halep'ten Beyrut'a, Beyrut'tan Hayfa'ya. Hayfa'da tekrar trene bindik. Şimdi burası çok güzel. Tekrar trene bindik, gene hareket ettik. Böyle bir akşam vakti. Sabaha doğru İsmailiye dedikleri Nil Nehri'nin başına geleceğiz. Oradan da artık Kahire'ye yeniden trenle babam gelecek bize. Hareket ettik. Bir süre sonra Alman uçakları geldi. Savaş kıyamet kopuyor. Mitralyözlerle treni tarıyorlar. Ona rağmen tren devam ediyor. Trende de İngiliz ve Avustralyalı askerler var. Hududa gidiyorlar harp etmeye. O sırada tren yoldan çıktı. Vagonlar devrildi ve biz kaldık. Gece, karanlık, çöl ve soğuk. Çöl soğuktur gece. Çıktık tabii birkaç kişi olduğumuz için hepimizin de kendine göre bavulları falan var. Çıktık. Ortadasınız. Ortadayız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çocuk çok küçük kardeşim. Kucağımıza asıp böyle bir haldeyken Türkçe konuşuyoruz tabii. Anneciğim o valize aldın diye mi, o bilmem neyi aldın mı falan derken Türkçe konuşuyor dedi birisi arkadan. Kıbrıslı Türkler harbe gidiyor, asker, İngiliz üniformalarından. Bunlar bir toplandılar etrafımıza, üzülme, anne üzülme diye anneme. Bavulları aldılar, bizleri aldılar, omuzlara götürdüler. Çölde gittik. Başka bir tren ileride bir yerde duruyor. Oradaki trene bizi teslim ettiler. Hiç unutmuyorum. O Kıbrıslı Türklerin bize yardımları inanılmaz bir şeydi. Sene kaçtı? 1941. 46-47 senesinde uçakla gittik. Şimdi ilk uçak seferim hala hatırlıyorum. Yeşilköy'e geldik. İstanbul'dan mı? İstanbul'dan Mısır'a gideceğiz. Ama İskenderiye değil, Kahire'ye kadar gidebiliyoruz. Bir, iki, uçak Türk Hava Yolları değil, İngiliz Hava Yolları Beyrut'ta duruyor, aktarma yapıyor. Yani bir İstanbul, uçuşta Beyrut, gidemiyor. İstanbul, Kahire. Beyrut, Kahire evet. Yapıyorsun. Önceden şimdi öyle uçakta, uçuşlar vardı. Kona kona gidip kona uçakta kona. Uçakta arka arkaya oturmuyorsun. Uçakta karşılıklı oturuyorsun. Karşılıklı, evet. Ortada masa. Ortada bir masa var. Böyle insanlar oturuyor. Modeli merhaba, hatırlıyor musunuz? Merhaba diyorsun. Oturuyorsun. Uçak modeli falan hatırlıyor musunuz? Hayır, hiçbir şey hatırlamıyorum. Evet. Spitfire desem olmaz. Yani zaten hiç bilmiyorum. Küçük yaş olarak da çok... Gene o zaman da 15-16 yaşlıyım ama... O şey değil, benim için önemli olan uçakla gidebilmek oraya. O tren 4 gün gidiyorsun, 4 gün, o yok. Evet. İçecek veriyorlar, yemek falan yok. İniyorsun Beyrut'ta. Sefertasıyla mı biniyorsun? Hayır, hiç. Beyrut'ta yemek yiyorsun. Kahire'de indiniz, orada nasıl bir ortam karşıladınız? Kahire'deki hava meydanı da küçük, orası da küçük.
çıkıyorsun. Yani o zamanlarda böyle gümrük mümrük diye bir şey yok. Yani geliyorsun, evet, Allah'ımıza binler şükür diyorsun, çıkıp gidiyorsun. Zaten yürüyerek biniyorsunuz uçaklara. Yürüyerek biniyorsun, yürüyerek iniyorsun. Eşyanı bazen birini buluyorsun falan. O dönemde şimdiye baktığınızda havacılıkta siz ne mesafe kat ettik? Siz aynı zamanda işin PR tarafında da yani ben, uluslararası tabii, boyutuyla... Yani uçuş başka bir şey yok artık herhalde. Uçuş, bunun bir ülke tanıtımına katkısı şeyi yok mudur? Vallahi şimdi çok iyi gidiyor. Bayrak taşıyıcı olarak. Daha da iyi gidecek inşallah. Yani iyi bir yoldalar bu an, değil mi? Çok hoşuma gidiyor bu yaptıkları. Daha da yapacaklar. Yani bence... Bunun muhakkak ki bir plan var. O planın üstte yürüyorlar. Yani çünkü hissediyorsunuz ki bir program içinde gidiyor iş. Yani şimdi bu futbolcular, sporcular falan sonraları başka şeylere de gidebilirler. Daha var. Görevleri çok. Onlar gökyüzünün sahipleri. Anadolu Kartalları. En son siz bizi bir filme davet ettiniz. Bu yapılan filmler inşallah bir kapı aralarsa kalıcı bunlar olacak. Burada sizin katkınız ne olacak? Biz yalnızca onların tanıtımıyla. Yani size anlatıcıyız. Evet. Peki biz sizce yani havacılık geçmişi olan bir ülke, bir topluluk, bir millet olarak bunun yansımalarını, gençliğe aktarılmasını... İşte PR olarak da düşünseniz, hı, bugünlere getirip kullanmasını becerebildik mi? Beni teyit etmeye filiz. Şimdi bakın, bazı eksikler var. Yani o muhakkak ki var. Yani basketbol öğretiliyorsa çocuklara, çocuklara bir yerde hafif hafif uçak kullanmayı da öğretmeleri lazım. Bir. Uçakta olan kazalarda nasıl başa çıkılır onların? Yani aynı heyecan, nasıl basketbol dersi veriyorsun çocuklara yazın? Belki bununla da ilgili böyle ayrı simülatör dedikleri şeylerin yapılması lazım. Çünkü mesela Londra'da var o. Evet. Bir büyük müze var, o müzeye götürüyorsun çocukları. O çocuklara her şeyi öğretiyorlar uçmakla ilgili. Şimdi belki böyle bir heyecan verilmesi lazım. Uçmak çok güzel bir şey. Sen düşünebiliyor musun? Uğramalı, müzesiyle şu bir de. Evet. Gidiyorsun. Korkunç bir şey yani. O hissi o çocuklara vermek lazım. Aynı şekilde de o çocuklar o zaman saygı gösterirse o sanayi ilerler. Bir de 50, 60, 70 bu aralıkta uçakta seyahat etmenin bir kültürü, nezaketi, giyimi, tabii, kuşamı falan söz konusuydu. Biraz bunları ben bilemem. Siz bilirsiniz. Edebi. Evet. Nasıl binilirdi? Bayanlar nasıl bir kıyafetle giderlerdi? Yok, tabii. Doğru dürüst giyinilirdi o muhakkak. Yani bugün daha bir böyle bir şey salaş, modası var. Yani salaş moda. Da, evet. Değil mi? Eski fotoğraflara baktığımız foto bavullar şapkalar, böyle, evet, çekiliyor. Burada da bir tane asılı, orada da bir şey. Onu üstüne atıyor, ötekinin, evet, üstüne atıyor. Yani öyle bir şey var bugün. Bir eski mesela 60'lardaki fotoğrafa baktığınızda bavullar bile çok şık. Kıyafetler, kravatlı. Ne diyorsun? Bavullar birbirinin eşi olacak, birbirinden büyüyerekten. Evet. Bir de bulunacak o bavul ama indiğin zaman abi. Bavulun bir de kaybolması vardır ya. Allah, evet, vermesi uçaklarda. Siz uçakta ilk bindiğinizde ikram yoktu. Sonra bu ikramla ne zaman tanıştınız? Ha bakın, ikramın ne zaman başladığını bilmiyorum ama herhalde çok uzun zaman oldu. Çünkü ben ikram işlerinden 25 sene mi ne çalışmışım. Şeyde, eskiden. Yani senden tanışmama sebep olan Geyik Gurme 22 sene mi 23 sene mi ne? Benim yalnızca çalışmam. Evet. Ondan evvel de vardı. Yani bayağı var. Bize Geyik Gurme'yi yani Türkiye'deki USAŞ'ı satın aldıktan sonra ilk gösterdikleri şey neydi? O eski büyük tencereler. Evvela dönüşü götürdüktü sizi şeye, hava meydanına, mutfaklara götürdüktü sizi. Evet, hiç hava yolu yapmadınız. Ve biliyor musun nasıl beni seçiyorlar? Beni tanımıyorlar tabii. Hayır, onu bilmiyorum. Ben bir otelde çalışıyorum. Otelde bir grup insan gelmiş. Onlara fotoğraf çektirilecek.
Ben de yürüyorum. Tanımıyorum ben bunları. Baktım, orada bir grup insan yan yana duruyor. Birisi de fotoğraf çekmek için uğraşıyor falan. Dedim, bir dakika dedim. Gittim, dedim ki, sen buraya gel, sen oraya gel. Boyunuz dedim, bir dakika. Sen dedim öne geç, sen arkaya geç dedim. Tanımıyorum. Bir düzenleme indim. Yaptınız. Meğer bunlar USAŞ'çılarmış. Ben aşağı indim, genel müdürün yanına. Genel müdürün telefon çaldı, açtı. Dedi ki, yukarıdaydı, resim çekiliyormuş dedi. Birisi dedi, fotoğrafçı ilan dedi, çalışmış. Kim o? Ben, ben dedim. Tamam, seni işe alıyorlar. O zaman... Adam demiş ki, böyle bir şey olamaz. Bizi toparladı, gitti demiş. Gene ben herkesten yaşlıyım tabii, hiçbir zaman şey fark etmiyorum. İvar Samren'di galiba CEO'su değil mi? Samren'den çalıştım. Samren'de çalışmıştınız. Biz de işte ilk seyahatimizi onunla yapmıştık. İvar Samren'den çalıştım. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun ama yine ağırlayalım yani. Biraz daha ders çalışalım mı? Gel sefer biraz daha. İyi olur, teşekkürler. Sağ olun.